MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen günlerde hükümete yaptığı af çağrısını yineledi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bahçeli, FETÖ ve PKK'nın hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planladığını kaydetti. Cezaevlerindeki ortamın terörün kullanabileceği bir zemin olduğunu ifade eden Bahçeli, bu zemini işledikleri takdirde Türkiye büyük bir felakete sürüklenebilir. Gezi olaylarından çok daha korkunç ve çok daha gaddar olur. Yoksa biz durup dururken şunu şöyle şöyle yapın demiyoruz açıklamasında bulundu. Cezaevlerinde yaklaşık 235 bin hükümlü ve tutuklu olduğunu vurgulayan Bahçeli, bunlar yavaş yavaş PKK ve FETÖ'nün tesiri altında kalarak bir takım organizasyonların kurbanı haline getirilirlerse, kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün kurbanı, PKK'nın kurbanı haline gelirse, seçime bir hafta 10 gün kala bir talimatla Türkiye'deki mevcut cezaevlerinde isyan başlatırlarsa ne olur? Korkunç bir tablo, ifadelerine yer verdi. Ekipler harekete geçti. Belirlenen adrese tek tek baskın düzenledi. Operasyonun adresi İstanbul Maltepe. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekipler, kağıthanede çok sayıda evde uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı bilgisine ulaştı. Günler süren fiziki ve teknik takip yapan tim, hazırlıklarını tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Alo, polis. Sakin. Yıkılıyor musun canım? Sakin ol. Tamam, sen içeri git. İçeri git. Gir içeri. Ekipler 11 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda koç başlarıyla kapısı kırılarak girilen evlerde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öğrenilen çok sayıda paraya ise el konuldu. Baskınlar devam edecek. Mehmetçik teröre darbe üstüne darbe vuruyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 101 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından polis ekipleri 22 ilde operasyon düğmesine bastı. Şüphelilerden birinin Tuğgeneral, 5'inin albay, 2'sinin yarbay olduğu öğrenildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay önümüzdeki sezon Bordo Mavili kulüpte çalışmayacağını söyledi. Dün Özkan Hoca, Hayrettin Bey ve Ömer Bey, yani genel sekreterimiz, as başkanımız ve Özkan Hoca, üçümüz, dördümüz bir araya geldik. Ben kendilerine benim bitiyor dedim mukavelim ve kendileri de bana hocam ne düşünüyorsunuz, nasıl yapalım dediler. Ben dedim ki Özkan Hocam, Hayrettin Hocam, Ömer Bey, Hayrettin Bey, Ömer Bey dedim. Teşekkür ediyorum. Ben önümüzdeki şey çalışmayı düşünmüyorum dedim. Ve ben daha önce de söyledim size. 2 yıldı. Ben 1 yılı özellikle istemiştim. Onun için dedim çalışmayı düşünmüyorum. Teşekkür ediyorum dedim. Ben burada dedim her şeyi yaptım. Elimizden gelen ne gerekiyorsa her şeyleri yaptım. Ve buradan da ben çok çok iyi bir şekilde ayrılmak istiyorum dedim. Hepinize saygım sonsuz, Trabzon camiasına, herkese dedim. Çalınbay, Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde düzenlediği basın toplantısında işin neticesinde göreve başladığımızdan itibaren en iyisini yapmaya çalıştık. Vicdanen çok rahatım. Yaşadığımız sıkıntılara rağmen iyi şeylerin olduğuna inanıyorum şeklinde konuştu. Motosikletli dikkatsizliğinin bedelini ağır ödedi.
kaza Güney Amerika ülkesi Brezilya'da meydana geldi. Kontrolsüz şekilde yola çıkan ve üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklettekiler metrelerce savruldu. O anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.